Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Uygulama 4 videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ses bilgisinde 1. ve 2. bölüm konu anlatımlarını tamamladık. Dün itibariyle 3 tane uygulama attık. Artık ses olaylarını tam anlamıyla bitirmeye yakınız. Bugün de 4. uygulamayla karşınızdayım arkadaşlar. Hemen şunu hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz konuyla alakalı paylaşımları Rüştü Hoca'nın ders notları Instagram sayfasında yapıyorum sıcağı sıcağına. Rüştü Hoca ile Türkçe Instagram sayfasında zaten soru çözümleriyle devam ediyor. E o zaman haydi hocam başlayalım, uzatmayalım. Evet, karşımızda yine sağlam bir metin var. Çok çok iyi bir metin var. Bakalım kaç tane ses olayı olacak? Beraber incelemeye başlayalım isterseniz. Hemen bir bakayım sayfamız şöyle ortalı dursun, güzel dursun. Harika, haydi başlıyoruz. Kitap okumanın diyor, kitap ifadesinde herhangi bir ses olayı göremiyoruz tabii ki. Doğal olarak o biraz bizi beklesin, onu geçelim. Okumanın derken bakın nın'indeki kaynaştırma olayını artık iyice oturttunuz. Faydaları derken herhangi bir ses olayı göremiyoruz. Hemen çizdim üzerine. Saymakla derken saymak ile burada i'nin bağlaç olan ilenin i'sinin düştüğünü görüyoruz. Bir ünlü düşmesi mevcut. Bitmez diyor, herhangi bir sıkıntı yok. Hemen çizdim üstüne. Kitap kelimesi oldukça sade bir ifade. Herhangi bir ses olayı yok. Kök halinde zaten sizi geçtim, başka geçtim, dünyalara geçtim, götürür. Herhangi bir ses olayıyla karşılaşmadık. Güzel. Belki de hiç yaşamayacağınız, evet süper, burada var tabii ki, yaşamayacağınız derken bakın dikkat. Şimdi yaş insan ömrü olarak düşünülmeli, yaş olarak düşünülmeli, yaştan yaşamak. Şimdi ama eme var burada, e bilmenin olumsuzu, doğal olarak şuradaki ye kaynaştırma. Acak ecekteki şuradaki ye kaynaştırma. E cak çek, cağınız cığınız olmuş. Yani ke'nin yumuşak ye'ye döndüğünü görüyorsunuz. Bariz bir yumuşama var. Yani yaşamayacağınız sözcüğünde tam 3 adet ses olayı var. Kaynaştırmalar artık sıradan bir hal aldı. Yani gayet seri bir şekilde görebiliyorsunuz. Onu geçtik. Buradaki yumuşamayı görmeniz önemliydi. Hayatları, herhangi bir ses olayı yok. Herhangi bir ses olayına aykırılık da yok. Hayatım falan deseydi mesela, değil mi? Ünsüz yumuşamasına aykırılık var diyecektik. Yaşatır, geç. Kitap sizin hayal dünyanızı, herhangi bir sıkıntı yok, genişletir, herhangi bir problem yok. Okuduğunuz derken K'nin yumuşak Y'ye döndüğünü görüyoruz. Bariz bir ünsüz yumuşaması var, bariz bir ünsüz değişimi var yani. Her satır derken her ve satırı çizdim. Zihninizde derken zihin kelimesinden bir ünlü kaybı olduğunu gördük. Yer açarı sildik geçtik. Bu yerleri geçtim. Doldurmanız için haydi bismillah. Birçok etkinlik. Şimdi hocam durdum burada, çizgiyi çektik ama o çizgiyi hemen geri aldık. Etkinlik kelimesine dikkat, hemen nereye taşıyalım hocam? Şurada bir boşluk var. Etkinlik, etmekten etki, etkin, etkinlik. Yani hocam etmekten etki, kelime köküne girdim. Tabii ki etmek ya, değil mi? Yani doğal olarak T'li bitmiş fıstıklı şapın T'si. Gelenek, ÇTK'den biriyle mi başlıyor? Evet, burada bariz bir benzeşme var. Buna bir yıldız koymakta fayda var. Görenlerin alnından öpmekte fayda var. Göremeyenler de üzülmesinler. Çünkü sağlam bir örnekti. Yapmanız gerekir geçtim. Etkinlikte evet, hem burada bir benzeşme var bakın etkinlikte kelimesinde. Hem de lıkta likte derken bir de burada var. Yani iki adet ses olayı var. İkisi de benzeşme. Çok çok iyi. Dikkat edilecek. Edilecek ifadesinde artık etmek kelimesindeki T'nin D olduğunu çok sık vurguladık. Artık o bizim klişemiz haline geldi. Her uygulamada vurguladığımız bir örnek oldu. Çok çok önemli. Okumalarınıza derken ses olayımız yok. Yardımcı ses olayı yok. Olup olmadığıdır diyor. Olmadığıdır ifadesinde yine K'den yumuşak G'ye dönme durumu var. Bir benzeşme var. Benzer metinler derken ha benizden benzemek, aman ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Demiştim 4-5-6 yavaş yavaş zorlaşacak diye. Çok fazla sayıda bir ses olayı görmedik. Yani topu topu 4-5 kelime de gördük şu ana kadar ama yani şu etkinlik kelimesi 10 kelimeye bedel. Benzer kelimesi de yine 8-10 kelimeye bedel hocam. İçiniz rahat olsun. Benizden benzemek sınavda sordu. Yani bunu tercih etti. Yine tekrar tercih edebilir. Hazır olmakta fayda var. Etkinlikler. Etki burada var hocam. Bunu artık oturttuk. Sizi geliştirmez. Oba şimdi durdum hocam. Neyin peşindesin diye sormalısın kendine. Çünkü geliştirmezdeki ŞT'yi görür de benzeşme dersen tamamdır hocam. Ayakta alkışlamak lazım seni. Aynanın karşısına geçip gerçekten helal olsun demen lazım. Çok iyi bir örnekti bu. Hayal dünyanız devam. Kitap okuma ile dikkat burada. Bakın şurada saymakla vardı. Burada da okumayla diyor. Saymayla okumayla. E doğal olarak burada iyi düşmüş ünlü düşmesi ve bir de kaynaştırma gelmiş. Bunun farkı sanki o gibi. Beslenir. Oba. Şimdi durdum hocam. Besi hocam ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir uygulamadır? Diyeceksin kendi kendine. Soracaksın bana da. Dikkat. Besiden beslenmek. Burada ünlü kaybı var. Çok iyi bir örnek olmuş. Etkinlik,
benzer, geliştirmez, beslenir bence favori örnekler harika olmuş. Burada derken bu arada, burada bir ünlü düşmesi mevcut. Önemli olan geçtim, hayallerinizin dikkat... İstediğiniz, burada K yumuşak G'ye dönüşmüş istediğiniz derken bir yumuşama var. Yani bir ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi var. Oranda gerçekleşmesidir. Masi mesi derken, evet buradaki sığısı zaten kaynaştırma. Bakıyorum başka bir şey var mı diye, yok. Kitap okumaya, ya Y derken buradaki Y'ye kaynaştırma. Acıkmış derken kelime kökümüz aç. Hocam senden ricam şu, her şeyi bırak. Sadece çayı bırakmayacaksın biliyorsun. Her şeyi bırak hocam. Allah aşkına bu videodan sonra bir daha bir dördüncü uygulamayı, bu uygulamayı bir daha bir izle ya da bir daha bir bak şu kelimelere, şu kelimeleri şöyle bir zihnine kaydet. Bak acıkmış kelimesi de altın değerindedir, müthiş bir kelime olmuş. Bir beyin, acıkmış da ne var hocam bu arada geçtin de, acıkmış aç kelime kökü, ç, c'ye dönüşmüş. Sence ne olmalı? Yumuşama olmalı, gayet net. Devam, bir bakayım ya şu sayfaya. Yamuk yumuk gitmeyelim, şöyle hafif kaydırmayalım. Ya şu an net gibi, güzel gibi görünüyor. Kitabın derken P hocam, tamamdır. Bir yumuşama mevcut. Sizi götüreceği derken burada K'nin yumuşak Y'ye döndüğünü, yumuşadığını görüyoruz. Dünyalarda mutlu olur. Dolabınız derken dolap. Burada bir ünsüz yumuşaması mevcut. Kitaplarla, kitaplar ile ünlü düşmesi mevcut. Doluysa, dolu ise hem ünlü düşmesi var hem de buradaki Y kaynaştırmanın ta kendisidir. Güzel. Bir anda açıldı metin sanki, değil mi? Yani şu üst kısımda bir iki tane sıradan rastgele ses olayı gördük. Çok klişe gördüğümüz, sık gördüğümüz. Sonrasında yavaş yavaş açıldık sanki, değil mi? Bayağı bir uygulama gördük. Korkmayın, geçtim. Beyninizde derken beyin kelimesi burada bariz bir ünlü düşmesi mevcut. Yeteri kadar savunma durumları gelişmiştir diyor. Mışmış, tırtır, ŞT bariz bir ünsüz benzeşmesi var. Kendinizi güvende hissedebilirsiniz demiş. Hissedebilirsiniz de bir ünsüz türemesi var hissetmekteki S. Edebilirsinizdeki etmek bir yumuşama örneğidir. Harikasın. Kitaptan derken burada bir benzeşme var. Müthişsin. Ya valla gurur duydum ama elde değil. Bu örnekler harika. Şurada birikmiş örnekler, bak şu 3-4 örnek son örnekler müthiş yol aldıracak size. Uzak, uzamaktan uzak, uzdan hatta, değil mi? Uz, az gitmek, uz gitmek. Biz yine de onu uzamaktan tabii ki alalım. Uzak kadar inmeyelim, o kadar değil. Neyse geçtim onu. Kökleyişimiz yok. Yapıya geçeceğiz. Ona da bir ışık yakmış olduk. Sözcükleri bekleyecek bizi bu videolardan sonra. Kimseler, sıkıntı yok, güvende değildir. Eyvallah hocam, tamamdır. Bu dırdırı artık girmiyorum. İdi olarak almıyorum onu. Oradaki ses olayını göstermiyoruz. Onu direkt olarak geçiyorum tırtırları. Peki, müthiş. Yani yaklaşık yine bir 15-20 tane ses olayı gördük. Özellikle son sözcüklerde bayağı bir şey birikmişti. Size çok şey kattığını düşünüyorum bu videonun. Uygulama 5 videosunda görüşeceğiz. Hemen ardından inşallah uygulama 6 videosunda görüşeceğiz. Yarın itibariyle de sözcükte yapıya başlayacağız. Ama yine de ben bir ses bilgisiyle ilgili yarın bir değerlendirme videosu atmayı düşünüyorum. Nedir hocam değerlendirme videosu? Şu ana kadar hangi sınavlarda nasıl sorulmuş? Nasıl gelmiş? Hangi soru tarzlarıyla sorulmuş? Gelirse bu sene gelir mi? Gelirse nasıl gelir? Hangi ses olayları daha önemli? Hangileri hiç şıklarda yer almamış? Gibi gibi gibi. Yani güzel bir istatistik aktarımı olacak. Ondan sonra sözlükle yapıya geçeceğiz inşallah. Haberiniz olsun. E o zaman uygulama 5'te görüşmek üzere.